1950 yılında faaliyetine başlamış şirketimiz, 1983 yılında işte tüccarlıktan sanayiciliğe geçti. İlk fabrikasını faaliyeti geçirdi. 1999'da ikinci tesisi faaliyeti geçirdi. 2001 yılında da o dönemin en modern işleme tesisini faaliyeti geçirdi. Bu zaman zarfı içerisinde 2000 yıldan bu yanadır ISO'nun içinde yer alıyoruz. İhracata 1997 yılında başladı. Bugün geldiğimiz noktada hala yatırımlara devam ediyoruz. Yakın gelecekte de 100 bin ton civarında kabuklu fındığı işleyen hacme ulaşacağız. Bu da pür fındığının yaklaşık %15'i demek, üretilen fındığın. Bölgeye ve ülkeye hizmet etmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de hem ihracatı hem ticari hacmi arttırarak devam edeceğiz. Şu an itibariyle 300'ün üzerinde çalışanımız var. Yaklaşık 1 milyar 400 milyon civarında bir hacme ulaşmış durumdayız. Hedef 3 milyar ve üzeri bir hacme ulaşmak. Şu anda 56 ülkeye ihracat yapmaktayız ve bu sayıyı her geçen gün artırarak devam ediyoruz. Hedefimiz en az 80-90 ülkeye ihracat yapmak. Hem de fındık sektörü zaten üretimde büyüyor. Son bu pandemi süreci ve sonrasında üretici de artık arazisiyle ilgilenmeye başladı. Son yıllarda TMO'nun vermiş olduğu fiyatın etkisi ve piyasanın da o fiyata uyması hem Türk fındığının geleceğini kurtarma adına hem ülkeye daha fazla döviz getirme adına iyi yolda ilerliyor. Bizim 4 milyar dolar toplam fındık ihracatındaki hedefimize yakın bir en az 10 yıl içerisinde ulaşacağımızı düşünüyorum. Yani biz yaklaşık %10 civarında miktar bazında büyüme gösterdik. Bu 2001 yılında da en az %10-15 civarında bir büyümeyi hedefliyoruz. Büyüme devam edecek bundan sonraki dönemde de. İlave yatırımlarımız 2-3 ay içerisinde bitecek. Yani yeni sezon öncesi artık faaliyetlerimizi daha hızlı bir şekilde yapar duruma gelmiş olacağız. Hani 399'luk 2019 şeyinde ISO 500'de 205'e çıktık. Yani 194 basamak birden yükseldik. Bu bizim tabii gurur verdi bize. Hedef daha da büyüyebilmek. Yani burada amaç tabii ki büyümekten çevreye verdiğiniz ilave katkılar, ülkeye verdiğiniz katkılar. Biz ülkemizi seviyoruz, bölgemizi seviyoruz. Bütün amacımız daha fazla hizmet verebilmek.